Max Verstappen ve menajerleri 2014'te Mercedes'in kendisi için gösterdiği ilgiye rağmen Red Bull F1 takımıyla devam ettikleri için pişman olmadıklarını söyledi. Hollandalı pilotun F1'e girerken izlediği Ziggo Sports kanalında Whatever It Takes, yani Ne Gerekiyorsa isimli kendi hikayesinin anlatıldığı belgeselde yer alıyor. Belgeselin bir kısmında ise Verstappen'in menajerlerinin 2014 Almanya Grand Prix'si sırasında gelecek sezon için Red Bull ve Mercedes takımlarıyla yaptığı toplantıları anlatıyor. Hockenheim'de Red Bull Motorsporları danışmanı Helmut Marko ile takım Motorhome'unda yapılan görüşmelerden sonra Mercedes takım patronu Toto Wolff ve Niki Lauda, Verstappen'in menajerlerine yaklaşarak onları görüşmek için davet ediyor. Günün sonunda Red Bull'un 2015'te Toro Rosso ile sezon boyu yarışma teklifi Mercedes'in F1'de herhangi bir garanti vaat edememesi sebebiyle daha mantıklı bulundu. O sırada Lewis Hamilton ve Nico Rosberg sözleşme altında olduğu için Mercedes F1 takımında herhangi bir boşluk yoktu. En iyi durumda Mercedes yedek pilotu rolü ya da parasını ödedikleri bir GP2 sezonu olabilirdi. Her ikisi de F1 yarışlarına yükselmekten daha az tercih edilir seçeneklerdi. Mercedes o sezon itibarıyla F1'i domine ederek tüm şampiyonluklara kazanmış olsa da Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen ve babası Jos Verstappen halen doğru karar verdikleri konusunda ısrarcılar. 2014'te aldıkları önemli karar konusunda herhangi bir pişmanlık olup olmadığı sorulduğunda Vermeulen Motorsport'ta şunları söyledi. "Hayır, o zaman doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum. Üçümüz de, yani Max, Jos ve ben halen kararı tamamen destekliyoruz. Red Bull'da Max'i çok iyi yönlendirerek F1 çıkışını en iyi şekilde hazırladığını düşünüyorum. Red Bull'da çok rahat hissettik. Geleceğin ne getireceğini ancak gelecekte anlarız. Ama şu anda aldığımız kararlardan çok memnunuz," dedi. Bir diğer taraftan baba Verstappen ise o zamanki kanıtlara bakıldığında kesinlikle doğru karar verdiklerini düşünüyor. Verstappen şu anda Red Bull'u uzun dönem sözleşme altında ve takımla 2022'de de yarışacak. Fakat henüz hangi güç ünitesiyle yarışacakları belli değil. Bu da Verstappen'in yakın gelecekte dünya şampiyonluğu için yarışıp yarışamayacağı konusunda belirsizliklere yol açsa da Vermeulen olayların gidişatından memnun olduğunu ifade etti. "Dediğim gibi, o zaman doğru kararı verdik. Gelecekte bunun en doğrusu olup olmayacağını anlayacağız ama en azından her üçümüz de bunu tam anlamıyla destekliyoruz." Red Bull'un kendilerine gelecekteki güç ünitesi durumu konusunda bilgi verip vermediği sorulduğunda ise Verstappen'in menajeri, "Tabii ki Red Bull'un yönetimi bizi hangi durumda oldukları konusunda tam bilgilendiriyor. Nereye gitmek istedikleri ve hedeflerinin ne olduğu konusunda da. Şu anda süreç devam ediyor. Öncelikle önümüzde Honda ile inanılmaz bir sezon duruyor. Gelecek sezonun motoru konusunda çok olumluyuz. Fakat 2022 ve sonrasında olacaklar konusunda da çok ilgiliyiz. Bu konuda Max'e karşı çok açık ve şeffaflar. Sabırlı bir şekilde bekliyoruz ve başarılı bir sonuç alınacağından eminiz." Jos Verstappen ise Red Bull'un henüz Mercedes'i yenecek kabiliyetli bir araç çıkaramamasının üstünde çok durulmaması gerektiğini belirtti. Bunun gerginliğe yol açıp açmadığı sorulduğunda Jos, "Hayır, sayılmaz. Bazen bu durumun benim için Max için olduğundan biraz daha fazla endişe verici olduğunu düşünüyorum ya da aşağı yukarı aynı. Fakat tabii ki Max'in elinden gelenin en iyi yapması gerekiyor. Red Bull'dayız ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Gergin olabilirsiniz ama Max'in daha önce dediği gibi size herhangi bir faydası olmayacaktır. Hepimiz Max'in dünya şampiyonluğu için yarışmasını istiyoruz. Fakat hedefe giderken birlikte çalışmak da güzel. Onda da biraz güzellik mevcut. O yüzden gelecek sene Red Bull'la bunu başarabilmemizi diliyorum," dedi.